Amca. Ne yapıyorsun sen? Ahmet. Dinlemez. Evet. Ne yapayım abi dedim. Sen git amirine söylesin. Amirin şeyden geldi değil mi dedim Aydın'dan. Nereden biliyor? Biliyorum dedim. Git söyle. Genç ben hoca. Senin 5 yıl oldun kimliğini belli olsun. Ne iş, işini? Ha? Bazarlarla uğraşmasın. Yok gerek yok. Bardağı yürü daha. Mesut Sipan'ın şeyi var mı filmi? Aa bu var ufak abi ya. Hı? Ufak. Aa bir şeyler alamam. Alırız. Aa burada var Mesut. İkisinde vejetaryenler miydi? Dokuzuncusuna isterseniz. Sekizincisine Westside Story Patates'in içerisinde çıkıp. Dokuzuna Mike Kerley'i diyelim. Mike Kerley'i. Bu da bir güzel. Ve onuncusuna da Anakepe diyelim. Ve burada duralım şimdilik. Anakepe'yi önümüzdeki hafta işlemeye çalışacağımızda ben size duyurayım. Tövbe. Valla derler. Mavrat'ı nereden bulmuş lan? Akşamdır ki yine doğdum ağladım. Kemal Paşa'mdır ki yine doldum ağladım. Gençliğe doymadan silah bağladım. Vaman bağladım. Yıllar merhametsiz savaş ulacı. Yıllar merhametsiz savaş ulacı. Kader böyle yazmış ben mi söyledim. Ben mi söyledim? Size isminiz? Mahmut. Mahmut soyadın? Şükmen. Evet. Aşağı şehirde sizde lağabınızda kimler derler? Demiroğullar. Emiroğullar. Demiroğullar. Demiroğullar. Peki. Demiroğullar. Şimdi size şöyle bir şey sorayım. Bu Besli'den millet niye göçtü? Besli'de niye dağıldı? Durup dururken. Sebebi nedir? Besli'de sanayinin kısa olduğunda evet. Mesela Antep'te, İstanbul'da daha elverişli bir sanayicilik yapmadığından göç etti. Şimdi obanızı biliyor musunuz aşağı şeride? Hangi obada oturuyorsunuz? Biliyorum. Hangi oba? Meydan Mahallesi, Rusol Obası. Sizinki? Eksiklikler meydan. Meydan mı? Güzel. Şimdi şöyle bir şey sorayım. Bu hamamlarımız vardı. Rahmetli bayram galalar oynardı. Abdünoğullar çalar şeyi. Kayyumlar çalardı. Reşitler çalardı. Evet. Yedi belamız Adıyamanlı Mehmet. Ahkemimiz boldu. Evet. Şimdi daha çok para kazanıyoruz. Altında arabamız var ama gönlümüz yok. Besli'nin. Yani eski neşemiz yok. Neden bu ya? Niye? Parayı çok kazanıyoruz ama hepsi bir ağlar gibi. Yanına gelen misafirden kaçıyor. Niye acaba bu? Neden? Eski Besli kalmadığı için. Şimdi şartlar ağır. Ha. Ben gideyim. Kazanç yolu kısa. Bu bakımdan biraz iş sahibi adamların durumu gergin. Bu bakımdan. Peki. Şimdi şöyle diyorum. Kimisi diyor ki bu şehir yanlış kuruldu. Kimi diyor ki yerin dar olduğunu. Siz olsaydınız Besli'yi bir genç olarak sorsaydık nereye kurardınız? Soruyorum size. Delikli Kaya'ya kurardınız. Evet. Delikli Kaya semtine. Antep evet. Yolu. Neden acaba? Fikrini söyle. Fikrini söyle. Öyle durma. Lütfen. Lütfen kalk orada. Burası heyelan kaygan bir durumda. Evet. Erazisi elverişli değil. Herhangi bir okul, bir bina yapacağımız zaman evet. Bir arsa bulamıyoruz. Ama Delikli Kaya semti olsaydı evet. Orası daha güzel, daha elverişli, daha yani iyi. Yeri sağlam, evet. Burası güvenlikli. Tabii. Güzel. Peki, ben şimdi diyorum şöyle bir şey yapsak. Size de soruyorum. Besliler olarak, evet. İstanbul, evet. Uşak, evet. İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Besli. Evet. Bir fon kursak, fon dediğim de yani bir vakıf, Besliler Vakfı. Evet. Herkes banka gibi, vakıf bank gibi, bir banka gibi burada bir şirket kursa, alalım bir şirket. Bu sermayeyle
Şimdi besini hem gökünü duydursak hem de özlemini duyan kişiye yardım göster. Mesela yeri alsak, dükkanı alsak, sermaye versek, cesareti olan, gerekse şehrin içinden, gerekse dışından. Besni yeni bir kazanmak için, hiç değilse göçü durdurmak için. Böyle bir halkıda bulunur musunuz? Bulunuruz. Hı. Buluruz abi. Yani iyi bir şey midir? İyi bir şey. Evet. Tabii. Çünkü Besni'nin birinin canı, kanı, öbürünün canı demektir. Yani gerçekten öyle. Ama her birimiz bir yere dağıldık. Aile kökenimiz neredeyse Arap olmak üzere. Biz de Besni'lerle, el ele vererek, derneklerle bunu yeniden film alıp eski aileleri bir arşiv filmi olarak belgesel yapıyoruz. Büyük kahveci mi olacaksın? Yoksa okuyup... He? Okuyacağım dememiş. Okuyacak. Tabii. Niye olmasın? Besni'ler cesurdur, çalışkandır. Evet hemşerim, şimdi son şey olarak şöyle diyeyim. Bu yaptığın iş seni böyle rahat besliyor mu yani, yetiyor mu seni? Yok canım, nerede? Şimdi bu Besni'de adım başı kahve çay olacağım. Evet. Bu kadar nüfusa göre çok değil mi? Tabii. Aslında ver bunu yani gayet net olmalı, temiz olmalı. Köşe başlarında birkaç tane olsa. Şimdi eskiden de çoğuldu. Gökür oynarlar. Şimdi biliyorsun aşağı şehirde gökür oynarlar. Rahmetli Hacı Nokut benim oturayım. Benden kimse şüphe arz etmez ya. Boynumu köpüğe gökürleri dolar. Ben de utanır bozdurum. Haa ahbabım der. Ben aman alır. Öyle ne şey adamlar var. Evet. Şimdi oldu ki ortaklaşa bir şey böyle yer tutsanız daha iyi kazanılmaz mı? Tabii. Ne tez bulunduğuna koyun hemen. Peki, size de sorayım. Siz de bu folklorda, katkıda bulunuyorsunuz. Besni folkloru, oyun, türkü. Mesela para değil, kişileri tavsiye ettiğiniz gibi. Böyle bir şeyde yardımcı olur musunuz? Hani kişilere tabii yardımcı olur. Tabii. Mesela söyleyen olur, okuyan olur. Yazan olur, gençler de çok. Okulu bitirmez, alırız onu. Zaten maaşlı filan böyle hele sokağa atmayacağız biz. Yani bu bir dernek, bunları daim parasını Besni'nin malı olacak. Hele kişilerin değil. Besni'nin adına Antep'e gidecek, düğünü çalacak, gelecek. Altında arabası, böyle yeri, her şeyle bir... Adamın ağzı suladı, filmde görünce şimdi. Ne? Valla. Valla bir dermiş renk koyamıyor. Renk olsa iyi olur. Evet, bunlar modern fırın. Tabi sarma soklu dışarıp. Neyse de tek tutuyor. Ben de soyunum ki Altuva meşhur olan. O oldu oğlum. Altuva'da. Önümden bir bak. Öperim. Kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın.
Kaç ekmek geldi her ünite? Bunu kaç ekmek tutturdun? 224 aramızda. 224 ekmek bir ünitede. Thank you.
Teşekkürler. Alabiliyor muyum? Ha.